Ben avukat Ayhan Ömen. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Fiziki olarak kavga etmenin cezası nedir diyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde her eyaletin kendine uygun ceza kanunları var. Dolayısıyla bir bu ceza kanunları mevcut. Tabii bir de federal suçlardan dolayı o federal suçları düzenleyen kanunlar var. Dolayısıyla bir eyalet bazında var, bir de federal düzeyde var. Tabii ki kavga bu noktada federal şeye girmeyecektir. State ya da eyalet seviyesindeki bir adil suç niteliğine girecektir. Dolayısıyla bu noktada sizin bu kavgayı hangi eyalette yapmanız ne tür bir suçlamayla, ne tür bir cezayla karşı karşıya kalmanızı değiştirecektir. Ama sonuç olarak şunu söyleyebilirim. Eğer bu kavga etme, örnek veriyorum, ilk defa olan bir şeyse ve başka türlü elementleri içinde bulundurmuyorsa, bu noktada genelde mahkemelerin, örnek veriyorum, New York'ta yaklaşımı, genelde sizin bu durumunuzda yaşadığınız iddianameye karşılık şunu yapabiliyorlar. Hani sizin içeride yatmanız değil, diyelim gözaltına aldılar, bir gün yattınız ama ondan sonra sizi tekrar hapiste tutma cezası yerine tam tersi işte sizin sinirlerinize hakim olabileceğiniz, buna imkan sağlayan derslere katılma zorunluluğu getirebilirler. Ya da toplumsal çalışmalara community içindeki bazı size işte yükümlülükler getirebilirler. İşte 40 gün boyunca ya da 1 ay boyunca ya da belli sürelerle. Bu şekilde sizin bu cezadan dolayı, bu işlediğiniz kavgadan dolayı da cezanızı çekmenizi sağlayabilirler. Dolayısıyla eğer bu ilk olaysa ve başka türlü kesici alet ya da hani öldürücü alet farklı şeyleri büründürmüyorsa içinde, dolayısıyla bu noktada herhangi bir hapis cezası alma değil, tam tersi belki bir 6 ay bu suç işlememekle, hani karşı karşıya ya da bir yıl bu suçu bir daha işlememe şartıyla düşürülebilir bu iddianame ya da en kötü ihtimalle sizin sinirlerinize sahip olmanızı sağlayan ve onun dışında komünite anlamında bazı çalışma yapma zorunluluğu getirilebilir diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.